Başarılı iş kadını Sümeyra Hanım ile e-ticaret alanında en yeni girişimlerini konuştuk. İzliyoruz. Efendim, İş Dünyası programı olarak başkent Ankara'nın başarılı iş insanlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda Sümeyra Uçar Hanımefendi bulunuyor. Nasılsınız Sümeyra Hanım? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok iyiyiz bizler de. Tabii sizi tanıyarak başlamak istiyorum çünkü 20 yılı aşkın süredir aslında ticaret hayatına devam eden bir bireysiniz. Neler söylemek istersiniz kendinizle alakalı olarak? Yani 22 yıldır dediğiniz gibi profesyonel iş hayatı içerisindeyim. Yeni bir girişimle de e-ticarete başladık. Pandeminin getirdikleri diyoruz buna. Evet. Hızla dijitalleşen dünyada yerimizi de almak için bir girişimde bulunduk. Yani. Evet, güzel bir girişimle başlamışsınız evet. Aslında. Biraz hikayenin o geri kalan kısmını da sizden öğrenmek istiyoruz. Tabii ki normalde zaten benim eğitimlerim ithalat, ihracat ve uluslararası ticaret üzerineydi. Yıllardır ticaret hayatı içerisindeyim. Bu 2020'de pandeminin başlamasıyla birlikte e-ticareti zaten yakinen takip ediyordum ama dünyanın dijitalleşeceğini, hızla yeni dünya düzenine ayak uydurmak gerektiğinin farkında olarak e-ticarete bir girişimde bulunmak istedim. O dönemde de çok şanslıydım. Ankara Kalkınma Ajansı'nın bir business school'a gerçekleştirmiş olduğu bir e-ticaret uzmanlığı eğitimine katıldım. Burada tabii başarılarımızı ön plana çıkardık, sınavımızı kazandık ve e-ticaret uzmanı statüsünü kazanmış evet. olduk. Bunu da fiili olarak hayata geçirmek istedik. Bir öngörüyle aslında yola çıkılarak, kesinlikle. Bunun hı-hı. akabinde eğitimler alınarak da güzel tabii. bir seviyeye ulaştınız. Kesinlikle. Şimdi ulaşmış olduğumuz bu seviyede de birçok insana aslında fayda da sağlıyorsunuz. Tam olarak nasıl bir işleyişe sahip bir platform? Yani şöyle, Valley Türk aslında isminden de anılacağı gibi bir Türk pazarı, Türk vadisi ama asla bir pazar yeri değil. Yalnızca yerli üreticiler ve yerli imalatçıların yer alabileceği bir platform olarak kurduk. Hedefimiz buydu. Çünkü dijitalleşen dünyada aslına bakarsanız birçok insan, hatta önüne gelen diyebilirim, tabiri caizse e-ticaret sitesi ya da e-ticaret sitesi kurmaya başladı ya da bir takım pazar yerlerine entegre oldu ama birçok da hezeyana uğrayan insanlar oldu. Kesinlikle ek iş olarak yapılabilecek bir iş değil. Bu süreçte insanın kendisini geliştirmesi gerekiyor. Gecemizi gündüzümüze katarak ekip arkadaşlarımla birlikte canlıraş bir biçimde. Kesinlikle hem eğitimlerimizi alıp bir taraftan bilgilerimizi hem update hem upgrade yaparak evet. Bununla birlikte iş hayatında fiilen yer almaya başladık biz de e-ticaret dünyasında. Bu anlamda güzel bir noktaya aslında değinmiş oluyorsunuz. Çünkü e-ticareti genellikle biz ek iş olarak görüyoruz. Maalesef de bunu da tam olarak devamı da getiremeyebiliyoruz. Tabii. Bu anlamda neler tavsiye ediyorsunuz ve bu platform bu alana hizmet edecek mi? Yani şöyle, bu platform kesinlikle bu alana hizmet edecek. Az önce de bahsettiğim gibi hedefimiz sadece yerli üretici ve yerli imalatçılardan oluşacak ve kesinlikle Türk menşeli ürünler olması gerekiyor ki henüz dijitalleşen dünyada aslında dijitalleşmenin verdiği pozitif etkiyi teğet geçen birçok imalatçı oldu. Şimdi bu üreticileri aslında bir yerde hem lokal anlamda dijitalize edebilmek hem de onları aynı zamanda global dünyaya açılabilmesini sağlamak. Bunun için de ihracat için de gerekli olan girişimleri yapabilmeleri için gereken desteği sağlamak. E-ticaret az önce üstüne değindiniz. Asla ek iş olarak yapılabilecek bir iş değil. Yalan söylemeyeyim, başından aslında ben de çok kolay bir iş gibi görüyordum ama içine girince anlıyorsunuz. Kesinlikle çok fazla mesai gerektiriyor, çok fazla emek gerektiriyor. Belki de bu yüzden hani kolay bir iş diye görüp girenler genelde başarısız olanlar. Yani hatta bir sektör uzmanının güzel bir sözü vardı. Çıkmaz sokaktaki pasajda dükkan açmak gibi. Yani o kadar çok rakip, o kadar çok profesyonel platformlar mevcut ki hani X birisinin çıkıp da ben de bir e-ticaret sitesi açayım, ben de satışa başlayayım demek maalesef o kadar kolay olmuyor. Evet, tabii oradaki çıkmaz sokaktaki o pasajdaki belki de çok değerli bir mücevher fakat hı-hı. bunu parlatmak da gerekiyor. Kesinlikle. Günümüzde mantar gibi tabir caizse patır patır e-ticaret siteleri var. Bu yanılgıya düşmemek adına sizin platformunuzda ne gibi öncelikler ve ayrıcalıklar olacak?
Yani şöyle, yani bizim platformumuz kesinlikle bir pazar yeri değil. Öncelikle onu bastırarak söylemek özel istiyorum. Özel ürünler yer alacak. Kesinlikle. Niş ürünler ve özel ürünler olabilmesi çok önemli. Çünkü bu imalatçıları ya da üreticileri platformumuzda bir nevi dijital dünyadaki şubeleri gibi çalıştırarak bir taraftan da globalize etmek adına ihracata yönlendirmek asıl hedeflerimiz arasında. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sümeyra Hanım. Ben oldukça keyifli bir sohbetti. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak e-ticaret çok keyifli bir iş ama kesinlikle eğitim diyorum. Yani eğitimsiz asla üstesinden gelinebilecek bir iş değil, asla ek iş değil. Yani herkese tavsiye edebilirim. Kesinlikle çok keyifli ama zorlukları unutulmamalı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ankara'da e-ticaretin farklılıklarını Sümeyra Uçar'la birlikte dile getirdik. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.